Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere oldukça faydalı olacağını düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Bu eklentimizin adı Comotion. Bu eklentiyi kullanarak oldukça etkileyici Motion Graphics yani hareketli grafikler oluşturabilirsiniz. Bu eklentiyi kitaptan indirebilirsiniz. Şimdi kitap sayfasına bir gidelim. E, bu sayfanın linkini de sizlerle paylaşacağım. İndirmek için aşağıya iniyoruz. How to install bölümünde Download Comotion 2.2.1 vardır. Buna tıklayarak indirebilirsiniz. Şimdi Blender'a geçelim. Zip dosyası halinde indirilmiş olan eklentiyi kurmak için Blender'da Edit Preferences yani tercihlere geliyoruz. Ardından Install diyerek zip dosyasını seçip kurabilirsiniz. Bunu kurar kurmaz hemen aşağıda Comotion animation yani animasyon kategorisi içerisinde karşımıza çıkacaktır. Şöyle bir bakalım başka seçenekler var mı? Yok. Bunu hemen aktif hale getiriyoruz aktif hale getirdiğimizde alt kısımda güncellemelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Otomatik olarak güncelleyecektir. Otomatik güncelleme yapmasını istemiyorsanız burayı kaldırabilirsiniz. Ardından check for updates ile güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi penceremizi kapatalım ve dersimize başlayalım. Evet bu kez küpümüze merhametli davranacağız. Bunu silmeyeceğiz. Evet şimdi küp nesnesini öncelikle bir z ekseninde ölçeklendirelim. Biraz daha küçük bir hale getirebiliriz. Ardından bunu Shift ile çoğaltacağız. Şöyle kenara bir yere kaydıralım. Evet, çoğalttığımızdan birkaç tane daha ekleyelim buraya. Shift R'ye basarsak e, aynen buradaki e, çoğaltma işlemini tekrar edecektir. Şöyle kaç tane olsun. Örneğin sağ taraftan bakıyoruz. Burada kopyalananlar 9 tane kendisiyle beraber 10 tane olsun. Şimdi buradaki mesh nesnelerinin tamamını daha kolay bir şekilde seçebilmek için Select menüsünden Select All by Type türe göre seçten mesh'e bir kısa yol atayalım. Bunu çabuk menüye ekleyelim. Sağ tıklıyoruz. Add to Quick Favorites ile çabuk menüye ekliyoruz. Şimdi burada bu baştakini seçtikten sonra Q'ya basarsam bu da mesh ile bütün mesh nesnelerini çabucak seçebilirim. Evet hepsini seçtik. Şimdi Şöyle bir tepe görünümüne geçelim. Bunları şöyle merkeze bir yere taşıyacağım y ekseninde. Ardından bunlardan da bir miktar çoğaltalım. Şöyle shift -D ile bir miktar şuraya bir yere getirebiliriz. Biraz yakınlaşalım. Evet, fena değil. Şimdi shift R ile bundan da yine bir miktar çoğaltabiliriz. Bir tane daha olsun. Evet. Tekrar Q ile meşi seçelim hepsini beraber seçtikten sonra bunları şöyle öncelikle bir x ekseninde şuraya doğru taşıyabiliriz. Yani cursor'la hemen hemen ortalı bir hale getirelim. Gerçi bunları yapmanıza gerek yok ancak vereceğim örnek için önemlidir. Şimdi bakalım gayet güzel. Evet. Şimdi bunların tümünü koleksiyon içerisine alacağız. Hepsi görüldüğü üzere burada birçok parçadan oluştu. Koleksiyon içerisinde değiller. Ee, ne yapalım? Hepsini beraber yine seçelim. M'ye basalım bunları. New Collection'la yeni bir koleksiyon içerisine aktaralım. Buna bir isim verelim. Ne isim verelim? Mesela nesneler ismini verebiliriz. Hemen buraya nesneler yazıyoruz. Evet, bunu yazdıktan sonra OK diyelim. Şu anda sağ tarafta Outliner bölümünde bunun nesneler içerisine atmış olduğumuzu görüyoruz. Şimdi buraya bir tane boş nesne ekleyeceğiz. Empty nesnesi. Hemen Empty'ye geliyoruz. Bir tane plane axis de ekleyebiliriz. Burada çeşitli şekiller var. E plane axis ekleyebiliriz. Bunu bir miktar daha büyütelim. Hatta şunu da ekleyebiliriz. Plane axis yerine şöyle arrows olarak hangi eksende olduğunda bize göstersin. Bunu da şöyle kenarda bir yerde şimdilik tutalım. Bunu daha sonra örneklendireceğiz. Bunu da bir tane yine buradaki gibi koleksiyon içerisine ekleyelim. Seçiliyken M'ye basalım new collection'la Buna da ne diyelim? Etki diyebiliriz ya da efekt de diyebiliriz. Bu etkileyen olacak çünkü. Burada da Türkçe karakterler kullanmamaya dikkat edelim. Etki dedikten sonra hemen tıklayalım. Bakın bu da etki adında bir koleksiyon içerisine empty nesnesi atılmış oldu. Toplamda iki tane koleksiyonumuz oldu. Bunlar efektler için gerekli. Şimdi burada neler yapabiliriz? Buradaki koleksiyonlarla ilgili örneğe geçmeden önce basit bir örnek verelim. Şurayı birazcık yukarıya doğru kaldıralım. Burada bütün nesnelere önce bir hepsini seçerek I ile bir tane şöyle bir location ekleyelim. Ardından şöyle 40'a gelelim. 40'a geldikten sonra tekrar bir tane location ekleyelim. Sonrasında 20'ye bir gelelim. Enter'a basalım. Tam olarak 20'de. Bunu şöyle yukarıya doğru Z ekseninde bir miktar kaldırabiliriz. Ve sonrasında yine location'la bir tane kare ekleyebiliriz. Hadi bakalım bu yukarıya doğru gidiyor ve sonrasında aşağıya doğru geldiğini görmekteyiz. Evet şimdi burada offset animation diyerek animasyonu oluşturacağız. Burada e, bu animasyonu neye göre oluşturacağız? Cursor demiş. Cursor'ın bu merkezde olduğunu görmekteyiz. Şimdi öncelikle bununla örneklendirelim. Offset animation diyelim. Hemen alt kısımda e, burada anahtar kareleri eklediğini görüyoruz. Oynatalım bakalım nasıl bir efekt vermiş. Evet bakın bu şekilde bir efekt oluşturduk. Hemen şöyle şuradan inceleyelim. Bakın merkezden cursor'ın bulunduğu yerden yavaş yavaş buradaki nesneler yukarıya doğru kalkıyor. Ve sonra diğerleri hani ilk hareket edenler yukarıya doğru kalkanlar 40'a yaklaştıkça aşağıya doğru inmekteler. Yalnız bunu e, dalga şeklinde yapmakta. Dikkat ederseniz. Böyle bir animasyon oluşturuyoruz. Gayet güzel. Bu arada buradaki animasyon başlığı neredeyse bu animasyonu oradan başlatmakta. Mesela 80'e geldik. Offset Animation dediğimizde bunu 80'den itibaren başlatacaktır. Oynatalım bakalım. Evet. Böylece animasyon zamanlamalarını da daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan burada Offset Animation diyelim. Burada bir de Reverse var. Reverse'ü seçelim. Tekrar bakın nesneleri kaçırırsanız Q'ya basıp Meşle ile hepsini seçebilirsiniz. E offset animation diyelim. Bakın reverse'te de muhtemelen dışarıdan içeriye doğru, kör doğru gerçekleştiğini görmekteyiz. Şimdi burada offset'i biz e, reverse'ü kaldıralım. Offset'i küçültürsek ne olur? Burada yukarıda da e, nesneler, nesne verisi, shape key's ve materyal hangi e, animasyon türünü yapmak istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Burada Shape Keys, e, Material bunları kaldırabiliriz. Bir bakalım tekrar Offset Animation yaptığımızda. Çünkü biz şu anda sadece nesnelerle ilgili animasyon yapıyoruz. Bunları da buradan kaldırabilirsiniz. Gerçi seçili olması e, herhangi bir şekilde etkilemiyor. Bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi burada Offset'i düşürürsek mesela Offset'i 0.5'e e getirelim ve tekrardan Offset Animation diyelim. Bakalım bu sefer görüldüğü üzere daha bir dalga efektini bize hissettirmiş oldu. Tabi burada çok fazla yüzey olsaydı ve bunlar daha küçük olsaydı gözümüze daha iyi bir şekilde çarpabilirdi. Bakın. E evet, çok daha hızlı bir hale getirmek için offset değerini şöyle bir 3 yapalım. Tekrardan offset animation diyelim. Bu sefer bunları daha da Uzattığını görüyoruz. Bir oynatalım bakalım. Evet aralıklarını kısalttı. Animasyonu uzattı ancak burada bakın yukarıya çıkışları ve inişleri çok daha hızlı oldu. Yalnız animasyonu daha da uzun bir hale getirdi. Yani merkezden cursordan kenarlara gelinceye kadar ki zamanı uzattı. Evet geriye alalım. Burayı tekrardan şöyle bire getirebiliriz. Evet, bir de threshold yani eşik değerine bir bakalım. Buna birden daha düşük değerler girilemiyor. Mesela bunu 5 değerine bir getirelim. Offset animation diyelim. Evet 5'e getirdikten sonra şöyle bir oynatalım bakalım. Burada da böyle bir etki verdiğini görüyoruz. Gayet güzel e hareketli grafikler oluşturabiliriz. Bunlara bildiğiniz üzere motion grafik deniyor. Yani hareketli grafikler. Evet şöyle bir Oynatalım bakalım. Gayet güzel. Evet şimdi animasyonumuzu cursor'a göre yaptığımızı görüyoruz. Şöyle tepe görünümüne bir geçelim. Shift ve sağ tıklayarak cursor'ı şuraya alalım. Bu sefer tekrardan offset animation diyelim. Bakın bu sefer animasyonu bu kısımdan başlayacak şekilde ayarlayacaktır. Oynatalım. Evet. Şurada tabii ki reverse'ı almıştık. Reverse'ı kaldıralım. Buradan başlayacak. Dikkat edelim şimdi. Evet, tabi e, Offset Animation demedik. Tekrar bunu mutlaka kullanmamız gerekiyor. E, şurada bunu da e, çabuk favorilere bir ekleyelim bakalım. Unutursak buradan da ulaşabiliriz. Evet, görüldüğü üzere gayet güzel bir animasyon oluşturmuş olduk. Peki, Cursor dışında başka neler kullanabiliyoruz? Name, isme göre yani buradaki nesnelere bakın. Küp001, Küp002. Bunların isimlerine göre animasyonu oluşturabiliyor. Offset animation diyelim bakalım. Evet, bu sefer böyle yaptı. Demek ki buradaki isimlendirmeler bu şekildeymiş. Yani 1 1 2 3 4 5 6 10 11 bu şekilde gittiğini düşünelim. İsme göre bu animasyonu gerçekleştirmiş oluyoruz. Başka neler var? Bir bakalım. Evet. Burada multi offset var. Buna daha sonra geçelim. Bir de random var. Rastgelelik. Ee, tekrar hani buradan unutursak buradan offset animation diyelim. Bu da tamamen rastgele bir şekilde bu animasyonu oluşturmaktı. Burada rastgelelik gruplandırma şeklinde de rastgelelik gruplarını da değiştirebiliyorsunuz. Offset animation diyelim. Bakın. Burada belli grupları bir araya getirmekte. Bunu da artırırsanız seed ile Gruplar halinde çeşitli yerlerden rastgele seçimler yaparak animasyonu zenginleştirdiğini görmekteyiz. Evet şimdi gelelim sonraki animasyon türüne multi offset'i e alalım bakalım. Burada animated bölümüne biz nesneleri ekleyebiliriz. Ardından effects 4 bölümüne de etkiyi ekleyelim. Bu etki içerisinde de Empty nesnesi yani boş nesnemiz vardı hatırlarsanız o nesne de buradaydı. Şimdi bu nesnemizi şöyle tepe görünümüne bir geçelim. Bunu y ekseninde şöyle ortaya bir yere taşıyalım. Şimdi tekrardan bütün hepsini seçeceğiz. Mesh, bütün mesh nesnelerini son olarak shift'e basılı tutarak buradakini de seçebiliriz. Hepsini beraber seçiyoruz. Ardından burada offset animation diyoruz. Yine tekrardan bakın burada animasyonu yeniden şekillendirdi. Bir oynatalım bakalım nasıl bir sonucumuz olacak. Evet. Görüldüğü üzere buradaki efektör yani etkileyen nesne, buradaki boş nesne bu boş nesnenin bulunduğu yerden hareket etmeye başlıyorlar. Tekrar oynatalım. Evet, gayet güzel. Şimdi burada tekrardan bunu seçip şöyle ne yapabiliriz mesela? İstediğimiz bir alana taşıyabiliriz. Yukarıda mesela şuraya bir yere taşıyalım. Burada dursun. Evet, sonra tekrardan tümünü şöyle bir seçelim bakalım, mesh ve bu burada offset animation diyelim, oynatalım. Bakın bu kez buradan, yani buradaki boş nesnenin bulunduğu yerden başlamıştır animasyon. Evet, bir de şu proximity özelliğine bir bakalım, bu neymiş? Şuradaki nesnemizi sağ tarafa doğru taşıyalım, ee, böyle en baştayken. Ee, burada şöyle yapalım, bunların tamamını bir seçelim öncelikle bu aşağıdaki anahtar kareleri öncelikle bir temizlemek istiyorum. Bunları X ve Delete Keyframes ile yeniden bir anahtar kare ekleyebiliriz. Sorun değil. Tepe görünümünden bunları bir miktar daha artırmayı düşünüyorum. Şöyle Shift e ile artıralım. Burada biraz mesafe bırakabiliriz şu arada belirgin olsun diye. Sonra Shift R e ile burayı bir tekrar edelim. Evet. Şuradakileri de seçelim. Tekrardan bunları da Nesneler koleksiyonu içerisine gönderelim. M'ye basalım. Nesneler içine atalım. Şimdi seçelim bunu. Bütün mesh nesnelerini seçtikten sonra bir bakalım bunları yeniden animasyon haline getirmemiz gerekmekte. Tekrar location diyelim. Şurada 50'ye gelelim. 50'de tekrar location diyoruz ve burada 25. kareye geliyoruz. Enter'a basalım. Bir miktar yine bunu z ekseninde yukarıya doğru kaldıralım. Ve anahtar karemizi ekleyelim location olarak. Oynatalım bakalım. Böyle bir etkiyi oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki nesneyi seçelim. Buna bir animasyon ekleyeceğiz. Bu animasyon buradan başlayacak. Şu tarafa doğru gelecek. Bunu I ile location ekliyoruz. Sonra tekrardan şöyle nereye gelelim mesela? 50'ye gelelim. Bunu bu tarafa taşıyalım. Ve Ardından location'ı ekleyelim. Bakın şu şekilde bunu eklemiş olduk. Karşıya doğru geçiyor. Peki burada proximity'yi nasıl kullanabiliriz? Bütün nesneleri yeniden seçelim. Shift'e basılı tutarak bunu da seçelim. Proximity'yi aktif hale getirelim ve ardından offset animation diyelim ve aşağıda yeniden animasyon oluşturduk. Oynatalım bakalım. Evet. Görüldüğü üzere buradaki nesnemiz yani animasyon haline getirilmiş olan nesnemiz buradaki orta bölümdeki geçmiş olduğu yerleri etkilemekte. Tekrar oynatalım. Evet. Burada eğer bu animasyonu birazcık daha yavaş hale getirirsek mesela şunu seçip yüze getirirsek birazcık daha ağır bir halde hareket edecektir. Yine tümünü seçelim ve offset animation diyelim. Evet bu kez oynatalım bakalım. Bu kez daha ağır bir şekilde dikkat ederseniz bu etkiyi verdiğini görüyoruz. Tekrar başa alalım. Şuradan bir bakalım gayet güzel. İstediğiniz motion grafik yani hareketli efekti yapabilmeniz mümkün. Tabii ki burada sadece bu şekilde bir animasyon oluşturmazsınız. Bakın burada tepe görünümünden bir bakalım. Doğrudan geliyor animasyon. Bu animasyona pekala yön de belirleyebilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Burada tekrar tekrar location'da kalsın fark etmez. Örneğin şu bölüme bir yere geldiğinde bunun yönünü şöyle değiştirelim. Şuraya bir yere gelsin. Şu uçta dursun. Yine location ekleyelim. Bakın oradan bu tarafa doğru geliyor. Sonra tekrar uç tarafa doğru geldiğini görüyoruz. Yani yön değiştirelim. Tekrar tümünü seçelim Shift'e basılı tutarak. Bunu da seçelim ve offset animation diyelim. Animasyonun etkisini şu anda görelim. Bakın bu gitmiş olduğu yerlere yönelik olarak bunda değişiklikler yaptığını görmekteyiz. Bunu daha da hareketli kılabilirsiniz. Yani buradaki nesneyi çok daha hareketli bir hale getirebilirsiniz, hızlı hareket ettirebilirsiniz. Ve buradaki hareketli grafiğin şeklini de türünü de pekala değiştirebilirsiniz. Evet şimdi de proximity efektörü bir tanıyalım. E buna geçmeden önce şuradaki değerleri kaldırabiliriz, temizleyebiliriz. Şu animasyonu da bir başa alalım. Bu animasyon kalabilir. Buradaki animasyonu e, silebiliriz. Artık bunun hani yukarıya ve aşağıya kalkmasına gerek yok. Bakın buradaki nesneler normalde Tabi şurayı bir offset animation dediğimiz zaman tekrar şöyle yapalım. Bakın cursor'a göre yapalım. E, tamamını seçelim, mesh diyelim, cursor, offset animation dediğimizde cursor neredeydi? Buradaydı animasyon. Buraya göre yapılacak. Yani artık buradaki animasyon, e, buradaki empty nesnesine göre hareket etmeyecektir. Eski haline alacaktır. Biz buradaki anahtar kareleri de temizleyelim. Artık bizim burada herhangi bir şekilde bir animasyon yapmamıza gerek yok proximity efektörü kullanacaksak. Hemen bunları da temizleyelim. Bakın şu anda herhangi bir animasyon yok. Sadece animasyon olan buradaki. Bunun şu ortadakini de silelim. Buna da ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle baştan sona doğru hareketlensin yeterlidir. Şimdi gelelim burada proximity efektörü aktif hale getirelim. Burada tekrardan nesneleri seçelim. Efektörs olarak da etkiyi yani bunu seçelim. Şimdi burada tekrar hepsini bir seçiyoruz Shift'e basılı tutarak. Bunu da seçiyoruz. Ardından burada Offset Animation diyelim. Buradaki nesnelere hatırlarsanız herhangi bir animasyon eklememiştik. Bakalım şimdi ne yapıyor? Buna göre etkileyecek. Bakın oynatalım. Şu anda herhangi bir şey yaptığını görüyor muyuz? Hayır, yapmıyor. Şöyle bakalım herhangi bir işlem yapmıyor. Çünkü burada bazı işlemleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani konum, döndürme, ölçeklendirme, shape keys gibi değerlerde. Öncelikle location'a bir alalım. Bakın location'da örneğin Z ekseninde 2 değerini verdiğim zaman şöyle bir seçelim hepsini tekrardan. Location'da Z değeri verdik. Offset animation dediğimizde bakın şimdi buradaki empty nesnesi Z ekseninde buradaki nesneleri etkilemekte. Buraya isterseniz eksi değeri de verebilirsiniz. Mesela eksi 2 değerini verelim. Enter'a basalım. Yine hepsini seçelim. Şuradakini de olmak üzere. Offset Animation diyelim. Bu kez aşağıya doğru etkilediğini görüyoruz. Evet. isterseniz döndürme ve ölçeklendirme efektleri de katabilmemiz mümkündür. Hemen Rotation'a gelelim. Bunu da aktif hale getirelim. Mesela burada Y ekseninde 90 derecelik bir döndürme yapalım. Evet, Y eksenindeki 90 derecelik dönüşü ayarladıktan sonra dikkat ederseniz buradaki nesnelerin döndüğünü görmekteyiz. Şuradan hemen tekrar buraya bir 0 diyelim. Bakın, offset dediğimiz zaman bunları daha düz bir hale getirecektir. Şöyle başa alalım. Offset animation diyelim. 90'ı girdiğimiz zaman hatta 120 diyebiliriz. Bakın şu anda offset animation dediğimizde oynattığımızda bunların 120 derecelik bir dönüş gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Oldukça etkileyici animasyonlar yapabilmemiz mümkündür. Bir de şöyle scale'i bir deneyelim bakalım. Aşağıya inelim. Scale'de de mesela Z ekseninde tekrardan ya da Y ekseninde şöyle bir 50'lik bir değer girelim. En başta olduğumuza emin olalım. Bakalım ne yapacak deneyelim. Offset Animation diyelim. Evet bu sefer de bunu uzatıyor bakın. Kimilerini uzatıyor, kimilerini daha kısa hale getiriyor. Bu çok uyumlu olmadı. Bunu şöyle bir bire getirelim bakalım. Daha düşük değerler de getirebiliriz. Mesela 0.3 değerini bir girelim bakalım. Şu şekilde. Ve en başa alalım. Offset Animation diyelim. Muhtemelen bazılarını daha küçük hale getirecektir. Bakın. Y ekseninde daha da daralttığını görmekteyiz. Evet, bir de şuradaki falloff değerine bir bakalım. Bunu şöyle birazcık bir miktar artıralım. Offset animation diyelim. Oynatalım bakalım. Evet, bunun da böyle bir efekt verdiğini görüyoruz. Şöyle alttan bakalım. Şöyle yavaş yavaş hareket ettirdiğimiz zaman Bakın bunlar bir süre sonra yukarıya doğru çıkıyorlar. Dikkat ederseniz. Bir de trail var. Bu trail'e bakalım. Şu follow'u sıfır haline getirelim. Önce offset animation diyelim. Bir de trail'i aktif hale getirelim. Bunu bir miktar artıralım. Offset animation diyelim. Bir bakalım bu ne yapıyor. Evet bu birazcık daha yumuşak bir şekilde geçiş yapıyor. Bakın. yeniden değeri artıralım. Mesela trail 0.3 değerindeymiş. Offset animation diyelim. Bir oynatalım bakalım. Evet daha çabuk bir şekilde yukarıya çıktığını görmekteyiz. Şöyle şunu birazcık azaltalım. Follow'u da birazcık artıralım. Etkileri çeşitlendirebilirsiniz. Offset animation diyelim. Bakalım. Evet gayet güzel ederseniz Tekrar oynatalım. Özellikle şu açıdan gayet güzel gözükmekte. Yenileyelim. Evet. Evet. Son olarak bir de Shape Keys özelliğinden bir bahsedelim. E, bunların tamamını şu anda sileceğim. Bunlara ihtiyaç duymuyoruz. Proximity efektörü de kaldıralım. E, shape Keys'e geçmeden önce Animation Utils'ten bir bahsedeyim. Burada da. Diyelim ki bir tane nesnede animasyon oluşturdunuz. Bu animasyonun tümüne beraberce eklenmesini istiyorsanız copy kullanarak ekleyebiliyorsunuz. Burada ayrıca bunları f-curse ve stripslere de dönüştürebilmek mümkündür. Bununla da ilgili ikinci bir ders hazırlayabilirim. Şimdi gelelim shape keys'e. Shape keys için örneği için bir tane küp nesnesi ekleyebiliriz. E şöyle yapalım. Buradaki öncelikle cursor'ı bir merkeze taşıyalım tane küp nesnesi ekleyelim. Bu küp nesnesinde bir shape keys oluşturacağız. Shape keys bölümüne bir gelelim. Object data bölümünde bulunmakta. Buraya iki tane değer ekleyerek shape keys oluşturacağız. Burada key seçiliyken bu nesneye bir yakınlaşalım. Bunu şöyle sağ tıklayalım üzerinde. Subdiv ile yüzeyde bölme işlemi gerçekleştirelim. Bunda nasıl bir örnek verebilirim? Mesela yüzey moduna geçelim. Şunların ikisini Shift'e basılı tutarak seçelim. E bunları Extrude edeceğiz. Extrude Individual ile şöyle uzatalım. Bunları bu şekilde uzattıktan sonra eğer Object moduna geçerseniz e burada bu nesneyi kaybederiz. Çünkü burada Key bölümünde Value değerinde bunu buradan uzatabildiğimizi görmekteyiz. Şimdi ne yapalım? Tekrardan Edit moduna geçelim. Şu bölümde bir e, tekrar uzatma yapacağım. Mesela şurayı bir keselim. E, şu bölümü de bir keselim. Tekrar yüzey moduna geçtikten sonra şu iki bölümü de yukarıya doğru biraz uzatabiliriz. Bir bakalım burada value değerine geldiğimizde bakın böyle bir şeklimizin oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu alanda refresh diyelim. Evet, şimdi buna bir animasyon ekleyelim. Key 0'dayken üzerine sağ tıklayalım. Insert keyframe diyelim. Mesela neye gelsin? 20'ye gelsin. Burayı 1'e alalım ve tekrar bir anahtar kare ekleyelim. Şöyle bir animasyon oluşturduk. Evet şimdi bir tane daha bundan bir kopya oluşturalım. Şöyle kenara alalım. Kopyadan birkaç tane daha ekleyip çoğaltabiliriz. Şimdi oynatalım bakalım. Bakın hepsinde aynı anda bu nesneleri görmekteyiz. Bunları birazcık daha birbirinden uzak bir hale getirmekte fayda var. Şöyle bir başa alalım tekrardan. Öncelikle bir geriye alalım. Şöyle yapalım isterseniz. Bunu şuraya bir yere alabiliriz. Evet oynatalım bakalım. Birbirine çok değmesin. Shift ile şöyle artıralım. Oynattığımız anda görüyoruz. Şöyle bir animasyon. Bunu seçelim. Sonra Mesh ile hepsini seçebiliriz. Ardından Offset Animation dediğimiz anda yine bakın bunları dilerseniz peş peşe Shake Keys'ler kullanarak getirebilirsiniz. Bunun içinde de tabii ki buradaki Offset değerini değiştirmemiz mümkün. Mesela buna 5 değerini gireriz ve Offset Animation deriz. Bir bakalım. Evet biraz daha böyle sonlara doğru daha geç çıktığını görüyoruz. E, burayı bir miktar daha artırdım. Ona getirdim. Threshold'u da 1'e düşürdük. Offset Animation diyelim. Bakın bu sefer yavaş yavaş her birinde sırasıyla aktif olmaya başladı. E, bu eklentiyle bazı parçaları yukarıdan aşağıya da sırasıyla düşürebilirsiniz. Bazı efektler vardır. Mesela bir evin yapılışıyla ilgili. Evin e, belli bölümleri temelden e, ...aşağıya doğru kayar. Sonra çatının parçaları evin üstüne doğru gelir. Bu tür bir animasyonu da... E, ...bu eklentiyle, commotion eklentisiyle yapabilirsiniz. Şöyle bir tekrar oynatalım ve dersimizi sonlandıralım. Evet, bir özelliğimiz daha var. Materyal. Bu materyalle ilgili e, ayrıca bir ders hazırlarım. Dersi yeterince uzun tuttuğumu düşünüyorum. Çok uzun derslerden sıkıldığınızı biliyorum. Gerçi e, ilgi duyanlar pek sıkılmıyor ama... E çabuk bir şekilde öğrenmek isteyenler sıkılıyor. Eğer böyle bir sıkılma durumu olursa arkadaşlar e videoyu da hızlandırabilirsiniz. YouTube'un böyle bir özelliği var. Sağ alt köşeden videonun hız ayarları yapılabiliyor. Ya da videoyu da parça parça da izleyebilirsiniz. Evet materyal demişken de şöyle materyalde de renkleri sırasıyla diyelim ki bunu hani siyah yaptınız belli bir renkten diğer bir renge geçiş yaptırdınız renkler yavaş yavaş birbiri ardına sıralanıyor. Bunu da farklı bir derste örneklendiririz. Evet arkadaşlar böylece dersimizi sonlandıralım. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.